Bak, bu işi uzatmanın bir anlamı yok. Buradan çıkışın yok konuşana kadar. Bunu kafana sok. Emri kim verdi? Parayı kimden aldın? Öldürürler. Sadece beni değil. Bütün ailemi. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bak, kahvem bitti. Kahvem bitince sinirli oluyorum. Çok içince de çarpıntı yapıyor. Şimdi dışarı çıkacağım, kendime bir kahve alacağım. Ondan sonrası farklı olacak. Bir başka olacak bak, söylüyorum. Uyarıyorum seni. Nasıl gidiyor Hakkı dayı? Standart. Bu içerideki zayıf halka. Diğer odadakinden korkusuna konuşmuyor. Biraz zaman alacak gibi. Peki diğerini sorguladın mı, o ne diyor? Zayıf halka bu dedim ya. Öbürüyle vakit kaybetmenin anlamı yok. Bundan yürümek gerek. Bütün mesele bunun diğerinin satışına geldiğine inanması. Ya Hakkı dayı, yanlış anlamazsan aklıma bir fikir geldi. Bunu satışa inandırmanın farklı yolları var. Hem daha az yorulursun. Vazife bu oğlum, yorulsak da çıkar. Ya, orası öyle tabii ama... Gene de bir dinlesen mi beni? Bu benim aklıma pek yatmadı ama... Neyse, senin dediğin gibi olsun. Merak etme Hakkı dayı. Amacımız yandaki adamı bunun satışına geldiğine inandırmak değil mi? Hı. İşte ben halledeceğim. Deepfake olayı benim olayım. Şimdi senden çok küçük bir isteğim var. İçeri girip benim yönlendirmemle biraz daha ses ve görüntü kaydı almanı istiyorum. Ben de bu arada yeni hazırlayacağım videoda adamı çok pişmanım demiş gibi göstereceğim. Onun için... B harfiyle başlayan kelime ve cümleleri alırsan şahane olur. Bir de sağ profil. O kadar. Peki. Ne haber? İyi. İyi, güzel. Yandaki arkadaşın muhabbeti sarmadı. Bir de sana geleyim dedim. Ben suçsuzum. Bir diyeceğim yok. Biliyorum oğlum, biliyorum. Kim sana suçlusun dedi ki? Senin muhabbetin güzel. Biraz daha konuşacağız, ondan sonra bırakacağım seni zaten. Sıkıldım ben bu işlerden. Emekliliğim de geldi zaten. Bunaldım vallahi billahi. Şimdi sana çok önemli bir soru soracağım. Hani olur ya, yabancı cavur filmlerinde adamı idam edecekler, son yemeğini sorarlar. Yani böyle bir hakkı var orada, kanunen hakkı var. Sistem gereği. Şimdi misal seni ben biraz sonra öldürecek olsam... Son yemeğini soracağım. Ya pırasa yiyeceksin ya patlıcan. Hangisini seçerdin? Bilmem. Hakkı dayı. Yanlış anlamazsan biraz dolambaçlı bir yol mu seçtin sanki? Hı? Bilmeyecek ne var lan bunda? Ha? İkisinden birini seç. Pırasa mı patlıcan mı? Ben ikisini de sevmem. Seç lan birini. Patlıcan. Ha. Abi ses kısık geldi. Bir daha alabilir miyiz? Biraz daha yüksek söyle. Patlıcan. Bir daha söyle. Patlıcan. Patlıcan. Hakkı dayı, bu sefer de P patladı. Biz bir tane daha alalım, garanti olsun. Bir de sağ profili unutma abi, sağ profil lazım.
Benim yüzüme bak. Kaldır kafanı. Çevir, 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 çevir kafayı. Çevir, çevir. Gözlerime bak. Ayırma. Şimdi senden son bir şey isteyeceğim. Eğer becerebilirsen, sorgu bitersen de evine gidersin. Tamam mı? Dediklerimi tekrar et. Paçavracı Pascal patronun paspasını... Palavracı Pakize paspal pabucuyla patlattı. Öyle mal gibi bakma suratıma, dinle beni. Dinle, bak müziğe bak. Paçavracı Pascal patronun paspasını... Palavracı Pakize paspal pabucuyla patlattı. Yok, bir anda diyemeyeceksin. Sen benim dediğimi tekrar et, tamam mı? Paçavracı Pascal patronun... Paçavracı Pascal patronun... Çok güzel. Paspasını palavracı Pakize paspal pabucuyla patlattı. Paspasını paspal pabucuyla Pakize'yi patlattı. Dinle, müziği dinle. Paspasını... Palavracı Pakize paspal pabucuyla tamam. Patlattı. Teşekkür ederiz. Aldım peyleri, yeterli. Yeterli. Profili de aldım, tamam. Palavracı Pakize... Pakize'nin paspasıyla... Palav beni de karıştırdın. Benim de beynim karıştırdı. Hakkı da yeterli, tamam. Kes lan! Geri zekalı! Bir daha Pakize'ye dil uzatma. Kopartırım o dilini. Sana ne Pakize'nin palavracılığından?